Sevgili arkadaşlar herkese merhabalar hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte 8. sınıf fen bilimleri dersinde basınç ünitesi ile karşınızdayız arkadaşlar tarama testi konuyu baştan sona kadar tarama yapacağız anlatım yaparaktan gideceğim arkadaşlar yani hem konu anlatımı hem de test çözümü birlikte olacak diyebilirim evet birinci soru ekranlarımızda bakalım ne diyor demiş ki katılar bulundukları yüzeylere basınç uygular Katıların basıncı cismin ağırlığı ile doğru kuvvetin uygulandığı yüzey alanı ile ters orantıdır. Biz bunu ne diyorduk? basınç eşittir. F yani kuvvet bölü S ya da A. Ben S diyeyim. Bu nedir arkadaşlar? Yüzey alanı. Yüzey alanı. Bu nedir arkadaşlar? Kuvvet. Burasına da kuvvet diyoruz. Yani kuvvet arttıkça basınç artacak. Yüzey alanı arttıkça basınç küçülecek. Bölmedeki payda büyüdüğü için ne olacak? Basıncı küçülecek. Dolayısıyla sivri olan cismin katıdaki basıncı daha fazladır. Katıdaki basıncı buna göre ölçüyoruz. Şimdi Denge oyununda özdeş bloklar ile iki farklı eksende üçerli gruplar halinde şekildeki gibi üst üste dizilir. Cenga'dan bahsediyor arkadaşlar. Kuleden çekilen her blok aynı dizme mantığı devam ettirilerek tekrar kulenin üzerine bırakılır. Bu oyunu oynayan 3 kişi görseldeki numaralandırılmış blokları çekiyorlar. 1, 2, 3'ü çekiyorlar. Tamam. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur? 1. Bir, bir numaralı blok yerinden çıkarılıp en alttaki bakın temas eden yüzeydeki Kulenin üzerine konulursa kulenin zemine uyguladığı basınç artar. Şimdi F değişmedi, kuvvet değişmedi. Neden? Bloğu aldı yukarı koydu ama aşağıdaki S küçüldü. O halde ne olacak arkadaşlar? Yüzey alanı küçüldüğü için basınç ne olacak? Birincide artar. Doğru mu? Doğru. Çünkü üç yüzeye basınç uyguladı, iki yüzeye düştü. 2. 2 numaralı blok çıkartılıp kulenin üzerine konulursa kulenin zemine uyguladığı basınç değişmez arkadaşlar. 2 numaralı blok sadece ağırlık etkisi var. Temas yüzeyi etkisi yok. Çünkü temas yüzeyi en alttaki bu üçlü. 2 numaralı çıkartılıp tekrar üsse konduğunda F bölü S. F değişmedi yine aynı F. S de değişmedi. Taban alanı da değişmedi. Basınç değişmez. Doğru. 3 numaralı blok çıkartıldığında kulenin üzerinde kulenin zeminine uygulanan basınç azalır. Diyor ki bak 3'ü çıkart yerine koyma diyor. Çok dikkatli okuyalım. Hızlı gidersek burada görmeyebiliriz burayı. 3'ü çıkarttığımızda F azaldı. S sabit kaldığı için F azaldığı için basınç ne olacak? Azalacak. Bu da doğru arkadaşlar. Bakın burada kuvveti azalttık. Cevabımız denizli olacak. Bu soruda ikinci soru arkadaşlar ekranlarımıza geldi. Okuyoruz diyor ki şekildeki kapların her biri 3 litre su ile doldurularak kapların içine özdeş bilyeler atılıyor. Bilgiler suda tamamen battığına göre bilgileri etki eden sıvı basınçları arasındaki ilişki aşağıdaki yerden hangisine doğru verilmiştir diyor. Arkadaşlar bilgiler sıvıya batıyor. Sıvının dibindeki bize sorduğu olay buradaki şu arkadaşlar. Dibinde şöyle bir biliyorsun üçünün de. Buradaki üzerindeki sıvı basıncı. Sıvı basıncı neye bağlıydı? İki şeye bağlıydı. Bir H dediğimiz derinlik. İki arkadaşlar D dediğimiz yoğunluk. Yazalım bakalım. Yoğunluk H'da derinlik. O halde arkadaşlar üçü de su olduğuna göre yoğunluğu sildim ben. Çünkü farklı bir sıvı yok. Buradaki sıvı basınçlarını bize ölçecek tek şey sıvıların yüksekliği. Peki bunun için ne diyeceğiz? Hocam 3 litre su ile doldurularak diyor. Arkadaşlar 3 litre su bunlara koyduğumuzda. Peki bunlar arkadaşlar bakalım. Bunlar yükseklikleri sıvılar konulduğunda ne kadar olacak? Bunu da ölçmek için şuna bakacağız. Taban alanına bakalım. Birinci şekil arkadaşlar bir küp. Buraya 3 litre su koyduğumuzda bir de ikinciye bakalım arkadaşlar. İkinciye koyduğumuzda bu da S'den 2S'e doğru gidiyor. Ama bu doğrusal S eski diyor. Dolayısıyla H1 büyüktür. H2'den olacak mı bunun yüksekliğinden arkadaşlar? Doğru değil mi? Burası yukarı gittikçe leğen yukarı doğru açılıyor. Yani bura demek yukarı doğru gittikçe açılan bir sıvıda arkadaşlar. Ne olacak? Sıvı yüksekliği düz gittiği kadar fazla olmayacak. Bu yorumu yapıyoruz. İkinciye bakıyoruz arkadaşlar. 2S'den başlıyor. S'ye doğru gidiyor arkadaşlar. 2S'den başlıyor, S'ye doğru gidiyor. Şimdi burada da koyduğumuz sıvı bakın 2S ile başladık. Her halükarda arkadaşlar, her halükarda burada ikinci soruda H3 de bunlardan daha küçük olacak yorumunu yapacağız. Neden? Çünkü L'nin tabanı geniş arkadaşlar. Yukarı doğru darlaşıyor. Buraya koyduğumuz sıvı aynı yükseklikte kalmayacak, daha aşağıda olacak. O zaman ne diyeceğiz biz sorumuzun cevabını arkadaşlar? Birinci daha yüksek, sonra ikinci, sonra üçüncü. O zaman sıvı basınçları da bu şekilde aynı doğru orantılı olacaktır diyeceğiz arkadaşlar. Evet, 3. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri araştırmak isteyen bir öğrenci, özdeş bir her glaslara sırasıyla 100 milim su, 200 milim su ve 100 milim sıvı yağ koyarak şekildeki düzenekleri hazırlıyor. Birinci düzenek 100 milim su, ikinci düzenek 200 milim su, üçüncü düzenek 100 milim sıvı yağ. Ve diyor ki arkadaşlar, Araştırma sonucunda Beher glas damarlarındaki sıvı basıncı ile ilgili aşağıdaki grafiği çiziyor diyor. 1 ile 3'ü birbirine aynı çiziyor. Yükseklikleri eşit diyor. Basınçları da eşittir diyor. 2'yi de 1'in 2 katı çiziyor. Burayı 5 çizdiyse bu da 5 ise bunu 10 çiziyor. Diyor ki grafiği çizerken hata yaptığı bilindiğine göre aşağıdaki verilen düzeltmelerden hangisini yaparsa doğru olur? Biz hatayı bulalım. D su D yağdan büyüktür. Yani sıvının yoğunluğu yağdan büyüktür. O halde aynı yükseklikte bulunan sıvı ve yağın Hangisinin basıncı daha yüksek olacak? Sıvınınki daha yüksek olacak. Bu yağın basıncını biraz düşürmesi gerekir arkadaşlar. 5. Sıvıyla 100 milim sıvıyla aynı derecede olmayacak. Yaptığı hata buydu. Biz bunu nerede görüyoruz arkadaşlar? A şıkkı birinci düzenekli sıvı basıncının 2. düzenekli sıvı basıncından iki kat fazla göstermelidir. B. ikinci düzenekli sıvı basıncının 3. düzenekli sıvı basıncından daha az göstermelidir. C. 3. düzenekli sıvı basıncının... Birinci düzenekteki sıvı basıncından daha az göstermelidir. İşte bizim aradığımız cevap buydu. D'yi de okuyalım. Birinci düzenekteki sıvı basıncını ikinci düzenekteki sıvı basıncıyla eşit göstermelidir. Hayır bu 100'e 200 arkadaşlar. Değil mi? Sıvı yoğunlukları eşitse yükseklik direkt arkadaşlar basıncınızdır. 100 ise 200 ise 1'e 2'dir yani. Sadeleştirin 1'e 2 dersiniz. Ama sıvı yükseklikleri eşitse farklı sıvılar varsa bu sefer de arkadaşlar. Bu sefer sıvının yoğunluğuna göre basıncı büyüktür küçüktür diyeceksiniz. Cevabımız C oldu arkadaşlar. Dördüncü soru. Aşağıdaki görseli verilen cisim kum zemin üzerine sırasıyla 1, 2, 3. Bakın aynı cisim. Katı basıncı neydi? F bölü S. Burada arkadaşlar F aynı. Dolayısıyla hangi yüzeye yatırdıysanız yüzeyin büyüklüğüne göre basıncınız değişecek. Birinci yüzey birinci yüzeyde 3. İkinci yüzey şu alt arkadaşlar. Kaç tane taban alanı var? 2. Üçüncü yüzey buraya çevirmiş. Burada da 1, 2. Bakın üçüncü yüzeyde de üçüncü de arkadaşlar iki taban. Dolayısıyla hangisi yüksek olacak basınçların? iki tabanlı olanlar mı? Üç tabanlı olanlar mı? Tabii ki iki tabanlı olan ikinci ve üçüncü yüzeyde basınç daha yüksek olacak. Çünkü taban alanı küçük. Aynı ağırlık var. Birinci yüzeye döndüğünde basınç küçülecek arkadaşlar. Biz bunu nerede görüyoruz? Şıklara baktığımızda. Arkadaşlar A'da tam tersi. C'de de aradığımız cevabı görüyoruz. Bakın bir daha söylüyorum. Birinci yüzey 3 alandan oluşundan dolayı ağırlık bölü 3 alan mı? İkinci yüzey ağırlık bölü 2 alan mı? Üçüncü yüzey yine ağırlık bölü 2 alan. Burada fark edeceğimiz şey şu arkadaşlar. Ağırlığı aşağıdaki yüzey alanı ne kadar büyürse basıncı küçültüyor. Ne kadar küçük olursa basınç çok kadar büyük oluyor. Demek ki yüzey alanı küçük olanların basıncı daha büyük. Zaten eşit oldukları için birbirlerine 2 ve 3'ü eşit yapacağız. Arkadaşlar birincisi de arkadaşlar bunlardan daha küçük olacak. C şıkkında gördüğümüz gibi. 5. Tamamen suyla dolu şekildeki kap ters çevriliyor. Şimdi suyla doluysa arkadaşlar bir Bu haşla dolu. Ters çevirdiğimizde şöyle bir şey yaptık. Tamam mı? Şöyle yaptık. Yine haşla dolu mu olacak? Eğer dolu olmasaydı şunu derdim bakın. Dolu olmasaydı arkadaşlar. Sıvı yüksekliği ne kadar olacak? Bunu yorumlardık. Sıvı yüksekliği arkadaşlar e, daha fazla olur. Çünkü bakın buradaki yüzey yukarısı daha da genişledi arkadaşlar. Daha yukarı çıkardı. Şu durumdan arkadaşlar biz buna çevirseydik sıvı yüksekliği daha yukarı çıkardı. Eğer kap tam dolu olmasaydı bu ayrıntıya dikkat. Bir daha söylüyorum. Böyle birinci şekilde bir kap var. Yukarı doğru darlaşıyor. Ters çevirdiğinizde içi tam dolu değilse sıvı daha yükseğe çıkar. Sıvı basıncı artar. Peki içindeki sıvı miktarı değişmediği için katı basıncını ne diyeceğiz? Katı basıncı P eşittir. F bölü S olduğu için F değişmedi arkadaşlar. Değil mi? E peki katı basıncı için ne oldu? Bu yüzey daha büyük, bu yüzey daha küçük. O zaman ne olacak? İkinci de katı basıncı artacak arkadaşlar. Tamam mı? Yani sıvı basıncı da artacak olacaktı. Katı basıncı da artacak olacaktı. Peki. Geliyoruz. Tamamıyla su ile dolu kap. Şimdi bunları bir silelim arkadaşlar. Diyelim ki bunlar e, sildik. Ters çevrilecek. Bu kap tamamıyla suyla dolu. Ters çeviriyoruz. Şöyle bir kap çiziyorum. Yine haş yüksekliğinde. Kabın zemine uyguladığı basınç. Arkadaşlar bir. Kabın zemine uyguladığı basınç. Şimdi kabın ağırlığı F'ti. Biz kabın ağırlığından geliyoruz. İlk katı ağırlığından. İçindeki sıvı değişmediği için kaplar istediği yöne dönsün. Ağırlığı değişmez. Bu bir. Peki buranın yüzey alanı 2S e, diyelim. Buranın yüzey alanı da S. Nereden biliyorsun hocam? Salladım. Salladım abicim yani büyüye küçük. Burada sayı vermemin hiçbir sakıncası yok. 3'e 1 de diyebilirsin. 5'e 1 de diyebilirsin. Aynı şeyi diyeceksin. Mantık şu büyüye küçük de. Kabın zemin uyguladığı basınç arkadaşlar. birinci de F bölü 2S idi. İkincide F bölü S. Ne olmuş? Buradan buraya geçerken yükselmiş değil mi? Burada taban daha büyük. Burada payda daha küçülmüş. Payda küçülünce basınç değeri büyüdü. Burada artar olacak. Kaptaki sıvı basıncı tamamıyla dolu olduğu için. Bakın bir daha söylüyorum. Tamamıyla dolu olduğu için buraya döndüğünde yine tamamen dolu olacak. Basınç değişmeyecek aşık. Eğer tamamıyla dolu olmasaydı arkadaşlar tamam mı? Tamamen dolu olmasaydı ters çevirdiğinde sıvı yüksekliği biraz daha yukarı çıkardı. Sıvı basıncı da artar derdik. Mükemmel derecede konuyu özetleyen bir soruydu bu 5. soru. Özdeş küpler 6. Kullanılarak katı basıncı ile ilgili bir etkinlik yapılıyor. 1. 2. 3. 4. basamakları gösteriyor. Burada katı basıncı için ne diyeceğiz? P eşittir. F bölü S. Ağırlık bölü yüzey alanı. Şimdi etkinlikle ilgili kaç tanesi doğrudur? Birinci basamakta zemin uygulanan basınç. Hepsini yazıyorum. F bölü S. İkinciyi yazıyorum. 2 F bölü 2 yüzey var. 2 S. Birinci ile ikinci aynı oldu. Gördük mü? Üçüncüye bakıyorum. 2 F bölü S. Bu bunların iki katı oldu. Gördük mü? Üçüncüye bakıyorum. Dördüncüye bakıyorum arkadaşlar. 3 F bölü 2 S. Bu da birinci ile ikincinin arasında oldu değil mi? Bir buçuk yani. Bunlara 1 1 bir dersek birinci ile ikinciye. Üçüncüye 2 iki diyeceğiz. Dördüncüye de bir buçuk. Basamakta, birinci basamakta zemine uygulanan basınç, üçüncü basamaktaki basıncın yarısı kadardır. Doğru. İkinci basamakta zemine uygulanan basınç, birinci basamağa göre daha fazla, pardon, ikinci basamaktaki e, zemine uygulanan basınç, birinci basamağa göre daha fazladır. İkisi de aynı demiştik arkadaşlar. yanlış F bölü S, 2 F bölü S değil mi? Üçüncü basamakta zemine etki eden basınç, ikinci basamaktaki ile Aynıdır diyor arkadaşlar. Burada 2F bölü S. Burada 2F bölü 2S. Hayır aynı değildir arkadaşlar. Ee, 4. Dördüncü basamaktaki zemine uygulanan basınç 3F bölü 2S. Yani 1.5. İkinci basamaktaki basınçtan daha fazladır. Bu 1. Bakın 2F bölü 2S'den 1. Bu da 3F bölü 2S'den 1.5. Daha mı fazla? Daha fazla. Abi bitti. İki tanesi doğru. Tamam. Böyle yapın yanılmazsınız arkadaşlar. Tamam. Buna emin olun. Yedinci soru. Özdeş cisimlerden oluşan yandaki düzenekte bazı değişiklikler yapıldığında gözlemlerin sonuçlar aşağıda verilmiştir. Şimdi bu durumda bakalım arkadaşlar. Ben şu büyük yüzeye 2 S, şu küçük yüzeye S diyorum. Burası ne oldu? 2, 2 ağırlık F, bu da F olsun. 2 F bölü S şu anda basınç değil mi? 2 F bölü S. Birinci durum ilk konuma göre zemine uygulanan basınç azalmıştır. Şimdi bunun zemine uygulanan basıncının azalması için arkadaşlar bakın ne yapması lazım. Birinci duruma bakıyorum. Şimdi her birinin birinci durumuna bakacağım. 2F, 2F bölü s aynı. Bu ne oldu? İkinci B durumu. 2F bölü 2S azaldı. B olabilir. Tamam mı? Sonra arkadaşlar 2F bölü yine 2S yatay yaptı arkadaşlar. Yine azaldı. Buraya bakın arkadaşlar. 2F bölü yine 2S yine zemini büyüttü. Yani B, C, D'de basınç azaldı. Sadece birinci durumda eşit arkadaşlar. 2. İlk konuma göre de burada da basınç değişmeyecek. Yani 2F bölü S'yi bulacağız. Buna bakıyorum arkadaşlar. Birinciye bakıyorum. 2F bölü 2S. Buna bakıyorum. 2F bölü 2S. C'ye bakıyorum arkadaşlar. Yine 2F bölü 2S. D'ye bakıyorum. 2F bölü S. Basınç artmış mı? Artmış. Demek ki bizim aradığımız cevap hakkı arkadaşlar. Pardon. Aynı mı? Aynı. Artmış diyorum. 2F bölü S'den 2. Çünkü biz yukarıda da 2'ye arıyorduk. Tamam mı arkadaşlar? Ne dedi? Birinci ilk konuma göre e, zemin yukarıdan basınç azalmıştır. 2F bölü S'ye göre bakıyorum. Geliyorum. 2F bölü 2S yaptık. Basınç azaldı. İkincisinde de eşit kalmıştır dedi. 2F bölü S yani 2 oldu basıncımız. D şıkkı. Evet. Testin birinci videonun son sorusu. Bu sekizinci soru. Bir öğrenci katı basıncı ile ilgili yaptığı deneye ait değişkenlere hazırladığı tabudu not ediyor diyor. Bağımlı, bağımsız ve kontrol eden değişken. Yine söylüyorum arkadaşlar. Beş yıldız atayım. Bir, iki, üç, dört, beş tane küçük küçük yıldız attım. Neden? Çünkü konunun en önemli sorularından bir tanesi de bu. Deneyde bağımlı, bağımsız olunca biz ne yapıyoruz? Kontrol eden değişken olunca biz ne yapıyoruz? Bunu bahsedeceğim. Arkadaşlar bağımlı değişken demek sonuca değiştireceğimiz şey. Sonuçta değişen şey. Bağımsız değişken dediğimiz olay şudur. İki deney arasında arkadaşlar her şey sabit tutarsınız. Bir şeyi değiştirirsiniz. O değiştirdiğiniz şey bağımsız değişkendir. Kontrol edilen değişken nedir? İki deney arasındaki sabit tuttuğunuz şeylerdir. Bağımlı değişken nedir? Bağımsız değişkende mesela cismin zeminle temasla yüzey alanı değiştirdiniz ya. Buna göre ne değişecek arkadaşlar? Katının basıncı değişecekmiş. Bunu ölçeceğiz. Biz buraya baktığımızda bağımsız yani değiştirilecek şey Yüzey alanı değişecek. Kontrol edilen şey kuvvet. Demek ki kuvvet sabit. F sabit tutulacak. Yukarıdan anladığımız kontrol edilen değişken diyor. Ne yapacak? S arkadaşlar değişecek. Yani bu bağımsız değişken değişecek. O halde aynı kütleyi farklı zeminlere yatıracağız. Bakın 10 kilogram bölü S, 5 kilogram bölü farklı S. Kilogram değişti. Geç. 2'ye bakıyorum. <laughs> İkisinde de aynı yüzey, birinde kuvvet artmış. Arkadaşlar kuvvet aynı olacaktı. Bakın B'de kuvvet artmış, yüzeyler aynı. Burada bağımsız değişken kuvvet oluyor. Olmadı. Özdeş toplar, kum zemin. İkisi de ağırlık da eşit arkadaşlar. Temas alanı da eşit. Burada değişen bir şey yok. Tuğlaya bakıyoruz. Ağırlıklar ikisinin de F'e F. Ama burada yüzey alanı küçük, burada yüzey alanı büyük. Ne yapmışız arkadaşlar? Kontrollü değişken dediğimiz kuvvet tamam, sabit. Bağımsız değişken dediğimiz temas yüzey alanı değişmiş. Tamam ne olmuş? Katı basıncı değişmiş. İşte aradığımız cevap buydu. Denizli. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Açıklama kısmında 8. sınıf matematik ve fen derslerinin tüm konu anlatımlarını, soru çözümlerini, örnek sorularını, yeni nesil sorularını, testleri, denemeleri bulabilirsiniz. Kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup bizi takip edebilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Tüm öğrencilerime sevgiler, saygılar ve başarılar diliyorum.